Öncelikle bu meselenin İsveç'in NATO üyeliğiyle direkt olarak bir bağlantısı var mı sorusunu sorarak başlamak lazım. Yani bu Kur'an yakma eyleminin tam da Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama sürecinde gerçekleşmesi bu olayla direkt olarak bunun bir bağlantısının olup olmadığı sorusunu akla getiriyor. Bu soruyu bu provokasyonları İsveç devleti mi yapıyor veya yaptırıyor şeklinde soracak olursak, buna direkt olarak net cevap verecek olursak hayır, direkt olarak İsveç yaptırmıyor. Lakin bunlara izin vererek, hatta polis göndererek, polis nezaretinde bu eylemin yapılmasına göz yumarak buna aslında destek olmuş oldu. Şimdi bu Rasmus Paludan denen aşağılık insan daha önce de benzer şeyler yapmış biri. Bu ilk icraatı değil. Kur'an yakma eylemini daha önce de birkaç defa, sanırım 3 defa daha yapmıştı. Aynı zamanda bu kişi hastalıklı bir insan. Pedofiliden dolayı sabıkası var geçmişte. Birkaç suçtan daha sabıkası var. Yani ırkçı, öteki olarak kabul ettiği kişilere, toplumlara, inançlara yaşam hakkı tanımayan, tanımak istemeyen bir düşünceye sahip. Şimdi bu tarz hastalıklı insanlar bu tip hassas zamanları genelde kaçırmazlar ve yapacağı eylemin ya da daha çok ses getirmesi için bu zamanları seçerler. Aslında meselenin püf noktası bence bu. İsveç devleti mi yaptırıyor veya NATO üyeliği süreci varken İsveç'in neden böyle bir şey oluyor? Bu dezavantaj oluşturmaz mı bu ülke için? Peki neden böyle bir zaman tercih edildi? Çünkü dediğim gibi bu tarz kişiler yaptıkları eylemin daha fazla kitleye ulaşmasını isterler. Zaten hastalıklı bir ruh haline sahipler ve bunun duyulmasını istiyorlar. Bunun için sansasyonel eylemler yapıyorlar. Tam da böyle bir süreçte ben gidip Türk Büyükelçiliği'nin önünde bunu yaparsam, dolayısıyla bu çok daha fazla gündeme gelir diye düşündü ve onu da yaptı. Bu düşüncesini ortaya seren başka bir şey daha olmuştu. Bu eylemden 3-4 gün önce sanırım bir duyuru yaptı ve şu gün, şu saatte, şu yerde Kur'an yakacağım diye duyuru yaptı. O zamandan hazırlamaya çalıştı herkesi ve böyle bir etkiyi de oluşturdu gördüğümüz kadarıyla. Bu İskandinav ülkeleri dediğimiz ülkelerin, Danimarka'dır, İsveç'tir, Finlandiya'dır, Norveç gibi ülkelerin ifade özgürlüğü kapsamı çok değişik. İşte buraya da dikkat çekmek lazım. Yani işin bir de bu tarafı var. Hani meseleyi anlamak derken sorunlar nerede, bunları tespit etmek lazım. Başkalarının kutsallarına hakaret ve saldırıyı dahi bu ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi kılıflar altında meşru görebiliyorlar. Bu ülkelerin yönetimlerinin bir an önce yaşadıkları dünyanın farkına varmaları ve nefret suçu ve ifade özgürlüğünün arasındaki farkı fark edip kendi yasalarını, kendi müdahale biçimlerini buna göre değiştirmeleri gerekiyor. Yani evet, bir insan düşüncelerini toplumu terörize etmediği sürece dile getirebilir. Fakat burada bir dinin inananlarını, mensuplarını aleni şekilde tahkir ve tahrik etmek için yapılan bir şey var. Yani adeta onlara deniyor ki, bakın en hassas noktanıza dokunuyorum, kutsal kitabınızı yakıyorum, bunun karşılığında siz de saldırın. Saldırın ve buradan da ayrı bir mağduriyet yaratalım. Daha dün bir bugün iki hemen sosyal medyadan bu Rasmus Paludan bazı şeyler yazdı ve yazdığı şeylerde diyor ki ölüm tehditleri alıyorum, korkuyorum, işte yaptığım şeyden dolayı hayatım tehlikede olabilir vesaire diyerek bir de her yerden bir kar elde etme, her yerden Müslümanlara saldırma. Kitabını yakalım, bu bir saldırı zaten. Sonrasında gelen tepkiler, tepki de gösterdi, o da saldırı, onu da saldırı olarak verelim. Ne olacak o zaman, nasıl bir karşılık verilecek şeklinde bir şey oluyor. Yani eleştiri dediğimiz şeyle bu ikisi birbirinden farklı. O yüzden bu nefret suçuyla ifade özgürlüğünün birbirinden ayrılması gerekiyor diyorum. Eleştiri dediğiniz şey, Kur'an'a inanmıyor musunuz, İslam'a inanmıyor musunuz? İnanmayabilirsiniz. Eleştiri nasıl yaparsınız? Ben inanmıyorum buna dersiniz. Hatta bunun içindekiler yalan dersiniz mesela. İnanmıyorsanız. Buraya kadar siz inkarınızı, inançsızlığınızı ifade edebilirsiniz. Evet. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Kur'an da zaten bunu söylüyor. Bu İslam'a göre burada bir durum yok. Ama sizin yaptığınız şey direkt olarak tahrik etmek. Buraya giriyor. Dolayısıyla bu ülkelerin de bunun farkına, bunun ikisini ayırdığına güzel varmaları gerekiyor. Hafta sonu benim sayabildiğim kadarıyla sadece İstanbul'da 7-8 tane ayrı grup eylem düzenlediler. Belki benim sayamadığım daha da fazla. Böyle bir durum var. Yani parça pinçik bir şekilde tepki veriyoruz. Müslümanların ortak değerine saldırılıyor. Ortak değerimize saldırılıyor ama ortak tepki veremiyoruz. Tamam, diyelim ki ortak tepki vermeyi başardık. Böyle bir kalabalık şeklinde tepkimizi en üst perdeden dile getirdik. Faydası ne olur bunun? Şimdi faydası saldırılan kitlede, yani bizde yapılanın bir karşılığının bulunduğunu göstermesi bakımından faydası olur. Böyle bir faydası var. Fakat toplu bir şekilde bunu verebilirseniz faydası büyük olacaktır. Çünkü siz toplu bir şekilde, böyle parça parça değil de kalabalık, güçlü bir şekilde ses çıkardığınız zaman medya sizi artık görmezden gelemiyor bir noktadan sonra. Mecburen sizi görüyor. Bunun yapılması gerekiyor. Bu da yani eylemin bu yapılırsa daha geniş kitleler tarafından duyulmasına ve benzer saldırılar yapmayı planlayan ırkçılar için bir caydırıcı bir unsur olmasına sebep olabilir. Hiç kimseden çıkmıyor. Adam istediğini yapar. Fakat güçlü bir karşılık var. Bunun karşılığı var. Yani yüz binlerce insan sokaklara dökülüyor. Hep bir ağızdan ve dayanışma içerisinde hareket ediyorlar. Bu görüldüğü zaman bunu yapmak artık o kadar kolay olmayacaktır. Faydaları bunlar olabilir. Peki burada şunu da sormak lazım. İşin nihai noktası bu mu? Yani eylem yapalım. Eylemin faydası medyada görünsün. Daha rahat hareket edilmesin. Bir karşılığı olduğu bilinsin. Sonuçta yine yapılabilir bu. Sonuçta yine yapılabilir halen. Evet, faydası var ama bir yere kadar. Burada en büyük eksik İslam ülkelerinin yönetimlerinde. Yani halkın yapabileceği şeyler bir yere kadar. Halk eylemini yapar, halk tepkisini dile getirir. Halk en fazla kendi yönetimlerine tepki gösterir. Halkın yapabileceği şey bu. Halk bundan başka ancak toplanıp topyekün bir şekilde savaş başlatabilir. Bunun olmasını da kimse istemez şöyle bir ortamda. Bu ülkelerin yöneticileri bu tarz durumlarda gereken reaksiyonu gösterebilirlerse iş daha farklı olabilir. Bunun için de bu ülkelerin o saldırının yapıldığı ülke ve onunla müttefik olan ülkeler üzerinde caydırıcı bir gücü olması lazım. Tepki ne derecede karşı tarafta caydırıcı bir etki oluşturuyor. Buna bakmak lazım. Ağırlığı var. Buna bakmak lazım. Nasıl bu caydırıcı gücü elde edeceğiz sorusunu sormamız ve bunu cevaplamamız gerekiyor. Ekonomik, askeri, siyasi noktalarda bağımsızlığımızı elimize almadığımız müddetçe bizim devlet düzeyinde dahi olsa tepkilerimiz karşı tarafta caydırıcı bir güç olarak algılanmayacaktır ve etki oluşturmayacaktır. Bunun tarihte örnekleri var. Osmanlı'nın yükseliş zirvede olduğu dönemlerde mesela Avrupa tarafında yaşanan bazı olaylarla ilgili Osmanlı hükümdarlarının bir sözü, vermiş olduğu bir karar orada hemen uygulanabilirdi. Neden? Çünkü böyle bir güç vardı. Bu güç onu caydırabiliyordu ve şurada şunu yapmayın dedikleri zaman o yapılmayabiliyordu. Şimdi bu caydırıcı güç yok. Bu olmadığı için de sizin sözünüz dikkate alınmayabiliyor ki zaten söylüyor musunuz söz? Bir de bu tarafı var. Yani biz NATO'ya dahil olduğumuz sürece bu eylemlere tepki vermemiz ne kadar acaba mantıklı veya ağırlığı olur? Zaten bağımlıyız. Biz zaten Amerika'ya bağımlı olduğumuzu ilan ediyoruz. Dolayısıyla tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız başka X bir İslam ülkesi hangisi olursa olsun olmadığı müddetçe bizim bu noktadaki caydırıcı gücümüz her zaman eksik kalacaktır. Bunu tamamlamamız gerekiyor. Hemen olacak bir şey değil ama buraya giden yoldaki taşları döşememiz gerekiyor artık.